Çok rahat görebiliyorsun. Şimdi mesela kırmızı deyip çok geçiyoruz ya. Evet. Ya her renge biz bir kod at takıyoruz. Ondan sonra bu da bir kırmızı. Şimdi ekranda ne kadar görünecek bunlar bilmiyorum. Hı-hı. Ama bu mavi alt tonlu bir kırmızı. Evet, bayağı soğuk. Aynen, çok kırmızı. Soğuk bir kırmızı. Hı-hı. Bu da nar çiçeğine bakan çok sıcak bir kırmızı. Yan yana koyunca çok açık zaten. İçinde böyle bayağı sarılık. Aynen, bir damla sarı var. Evet, bu bayrak kırmızısının içinde bir damla daha sarısı olan, hı-hı, ve bir damla daha açılmış olan kırmızısı. Evet. Bu da bayrak da kırmızısının bir tık daha koyusu, hı-hı, bir tık daha içinde mavilik barındıranı. Hı-hı. Şimdi bunların ikisinin renk şifresi, hı-hı, birbirinden o kadar farklı ve o kadar farklı iki kişinin kırmızısı ki. Biri senin kırmızın, biri benim. Şimdi ben Çağla'nın renk şifresini kırdığım için hangisi Çağla'nın biliyorum. Bu seninki. İstiyorsan sen üstüne koy. Bu da benimki. Şimdi o Çağla'yı diyorum. O seni çok dinamik ve güzel gösterirken bu da beni öyle gösteriyor. Hani kişiyi kendi olabildiği en iyi haliyle gösteriyor. Ama biz bunları değiştiğimiz zaman kırmızıda anlamak çok kolay olmasa da bir ayar şaşıyor. Belki evet, o senin yüzüne böyle grimsi gölgeler veriyor. Bu benim yüzümde gereksiz yansımalar ve sarımtırak gölgeler, evet, veriyor gibi. Şu anda renk şifrelerimize tamamen aykırı iki kırmızı tonu var ikimizin de üzerinde. Anladım. Kamerada ne kadar yansır bilmiyorum ama, hı-hı, mesela o senin üzerine böyle grimtırak gölgeler veriyor. Hı-hı. Yani yüzüne. Yüzü değil mi? Böyle şu köşeleri. Bütün yüzünde görebilirsin onu. İşte gözünün beyazı daha matlaşır, hı-hı, dişlerinin tonu fark eder. Ve yüzünde istemediğin böyle bir BB krem sürmek istiyormuşsun gibi bir, hı-hı, efekt verir yanlış, hı-hı, renk. Hı-hı. Bu da aynı şekilde ben de yapıyor işte. Sarı sarı mesela yansımalar yapıyordur büyük ihtimalle bana, evet, gibi. Dolayısıyla yanlış renk çok çok ciddi fark ettiriyor. Verdiğin imajı, ondan sonra toparlarken yapacağın bir gardırop içerisindeki ahenge. Yani, evet, sende mesela olması gereken kırmızı buyken eğer onu katarsan gardırobuna, evet, onu satın almış olursun ama bir türlü hiçbir şekilde kullanamazsın. Kullanamazsın ve kenara itilir, hep böyle en kenara. Aynen öyle. Ya da kullanırsın, ben buna renk harakirisi yapmak diyorum. Renk harakirisi. Aynen öyle. Bazı insanlar çok enteresan bir şekilde, şimdi çok tezat düşen bir renk, mesela bende bir şey göstereyim, bu. Benim şimdi renk şifremde, aynen. Biz şimdi galiba bununla yaptık. Bununla yaptık, evet. Biz şimdi böyle karşılıklı oturmuş iki arkadaş konuşuyoruz. Sen dedin ki bana, ya ben üzerime şunu tuttuğumda sen bana yani doğrusunu göstermeye, evet, hatta sen onu yazmıştın. Yani doğru, evet. Ama yanlışı tuttuğunda konuşmamı dinleyemiyorsun bile. Çok doğru. Aynen öyle. Şimdi ben bundan özellikle bir iş görüşmesine gitmeyi düşünüyorum. O yanlış kıyafetle. Yani onu almış. Sırf denemek için mi? İşte harakiri. Yani iş görüşmesi. Harakiri o. Atıyorum bir gün önce dergiyi karıştırıyorsun. Ondan sonra işte militer renkler moda. Aa tamam, o zaman kesin öyle bir şey alayım. Öyle bir gömlek. Daha da böyle trendi gönderirim falan. Hele bizim tarz yarı böyle kurumsal, yarı işte moda işlerinde falan. Ona öyle bir renk giyeyim. Halbuki işte bunların ikisi de mesela. O işi kaybetti. Kaybetti, aynen. Yani Zeynep eğer bununla giderse, evet, işi alamama, evet, olasılığı çok çok yüksek. Çünkü şimdi bu bana ters olan renk. Bu sana birazcık daha iyi olan bir renk. Mesela ben bununla bir iş görüşmesine gitsem ve hatta şu anda konuşurken çok daha az kendimi dinletebilirim. Evet. Çünkü bu sürekli insanların gözü buna inmek isteyecek. Çünkü benimle ters düşen bir şey var. Uyum sağlamadığı için. Aynen öyle. Harmoni yok, ahenk yok, evet, ve göz sürekli bir harmoni arayışında. Düzeltmeye çalışıyor değil mi? Aynen öyle. O yüzden sürekli bir şey var. Yani bir aramızdaki mesajın içerisine giren bir blokaj var. Ve o ne? Tanımlayamıyor kimse aslında. O bazen renk oluyor işte. Şu saçma haki rengi yani. Aynen öyle ve bu bazı insanların üzerine muhteşem olur. Muhteşem tabii canım. Tabii tabii. Yani bunu çok mesela Kate Moss bunu çok iyi taşıyan bir kadındır. Evet, zaten atıyorum. Onun tonu. Ama ben değilim. Renk evet aynen. Mesela Kate Moss'la gardırop paylaşamam, çok üzülüyorum. Evet. Ama sen paylaşabilirsin. Ben.